Arkadaşlar sizi efsane bir karşılaşmaya götürüyorum. 1996 yılında efsane yaşayan efsane Garry Kasparov Deep Blue Computer'a karşı bilgisayara karşı oynadığı bir karşılaşma. Birkaç gündür bir video atamıyordum. Sesim kısılmıştı video çekmekten. Kusura bakmayın. Hala aslında iyileşemedim ama yine de sizi videosuz bırakmak istemedim. E4 ile başlamış Deep Blue. Kasparov'dan C5 hamlesi, sicilya savunması ve C3. Anti dediğimiz C3 hamlesi birlikte normalde açık sicilya olan Atf3. At C6 ve 4 ile açık sicili olan sicile girmek istemiyor Deep Blue. Daha sakin bir şekilde C3 oynuyor. Ve böylece merkezi piyona kontrol etmeye çalışacak. Tabii C3 hamlesinden sonra c 3 herhangi bir at çıkamadığı için Kasparov hemen D5 sürekli merkezi kontrol etmek istemiş. E alır D5, Vezir alır D5 ve D4 sürüşü Deep Blue'dan. Bakalım Kasparov nasıl oynamış. At F6 gelmiş. Kali Kasparov. At F3 beyazlardan ve Filge 4. Burada siyahların yapmaya çalıştığı şey aslında temel olarak D4'teki piyona baskı kurmak. Bakın bu fil g e gelecek. F3'teki hata açmazı alacak. Sonra buradaki at c 6ya gelecek. D4 karesinde bir sıkıntı yaşayacak beyazlar. Hem D5'teki piyon hem C6'daki at hem vezir hem de dolaylı yoldan buradaki fil ata açmaz aldığı için buradaki fil hatta ve hatta d 8'e gelerek D4'teki piyona saldırı düzenlenebilir. Buna karşı beyazların da birkaç değişik planları var. Bunlardan bir tanesi d alır C5 müsait bir zamanda. Diğer bir tanesi at A3 at B5 gelerek C'deki bakın süreli çatalı yapma karesi olan şuradaki zayıflığa doğru saldırmak ya da bazı konumlarda C4 sürüp sonra D5 sürmek. Siyahlar F4 oynamış. File 2 basitçe E6. Bakın e 6 direkt oynamadı siyahlar. Fil zaten içeride kalmasın diye. Burada oynasaydı fil içeride kalacaktı. Devam edelim. H3. Kaspar hocam güt lütfen diyor. Deep Blue. Fil H5 siyahlardan. Kısa rok ve at C6. Evet siyahlar Kasparov'u da saldırmaya devam ediyor. File 3 ve bakın artık arkadaşlar File 3 hamlesiyle birlikte e, müsait bir zamanda D alır C5 şeklinde ortaya koyulacak. Örnek veriyorum. Mesela file edilmesi yapıldığını varsayalım. Bakın artık D alır C5 önemli bir tehdit. Çünkü vezir alır da bile kale çarpıda bir bile Ayrı görüşürüz. C5'te piyon kaybetti siyahlar. Buradaki piyon nasıl saldıracak? Yani at d ile falan saldırmaya çalışsın. Hem at hem fil. Bu sefer beyazlar çekimeden B4 sürer. Ve 4'e ikilik bir ciddi bir vezir kanadı üstünü elde etmiş olur beyazlar siyahlar için çok kötü bir konum olur. Bu sebeplerle bakın artık C 4 almış. C çarpı D4'ten sonra artı D4 piyonunda bir e, izole bir piyon olduğunu görüyoruz. Zayıf bir piyon var. E, oyun sonuna gelirse tabii ki e, avantajı da avantajlı olacak bu piyon zayıf olduğuna ama tabi izole piyon oynayan beyazlar da atçı 3 oynayarak işte kaleye bir D5 sürerek bir şekilde bu piyondan kurtulmaya çalışacak ya da Aktif oyunuyla birlikte Kasparov'u bu tercih için cizanlamaya çalışacak. Fil B4 oynamış siyahlar. E, enteresan bir tercih arkadaşlar. Hani at C3'ü herhalde fil C3, B C3 vurup at A5 falan gelmeye çalışacak. E, gerçi at A5'in rok atması daha muhtemel durur. Önce bir rok atmak lazım. Sonra belki at A5, at C4, C4 karesini ele geçirmeye çalışacak. Çünkü C4 sürülürse uğraşmak istemeyebilir bunlar. Bunlarla. E, fili ve çekmek enteresan bir tercih. Ya da şöyle de olabilir. E, D4 karesine saldırmak isteyen siyahlar. Fil B4, fil A5, fil B6 manevrası ile D4 karesine dolaylı yoldan böylece saldırmış olur. B6'da daha iyi diyor Kasparu fil için. Yani file 7 çıkmak yerine file 4 oynamış. A3, fil A5, at C3. Artık vezire saldırı var. Vezir de 6. Bakın fil çarpı C3 almadı görmüş olduğunuz gibi siyahlar. Demek ki planı bu değilmiş. Yani çift fili böyle vermek istememiş. B alır C3. Havalar da değişmeye başladı arkadaşlar. Bu arada e, mutlaka boğazınızı koruyun. Yoksa benim gibi sesiniz kısılmasın hasta olmayın. Her şey çöker. Tüm sistem çöker. Sağlık number one. Sağlık TV. <laughs> bugünkü kamu spotunu da anladı satranç TV yerine evet, fil a5 at a3 vezir d6 şimdi sevgili arkadaşlar burada e, deep blue hakikaten gözü böyle karartıyor çok enteresan etkili bir fikirle oynamaya başlamış size soralım burada videoyu durdurup düşünün bakalım beyazlar ne oynamış olabilir deep blue at b5 diyor ve tüm satranç TV ailesine selam gönderiyor şimdi buradaki vezire ciddi bir saldırı var sevgili arkadaşlar bu vezir nereye gidecek? E7'ye gitmiş, at5 ile saldırıya devam etmiş deep blue. Bakın a6 sürmelerde ise vakit yok. At5 ile birlikte aynı zamanda flash 5 eşitliği de var. Dolayısıyla önce f2 alınmış. Burada G6 bir. at c6 alırsa f1. At e7 alınırsa f2'den sonra bakın siyah daha avantajlı olurdu. Çünkü hem ata bir saldırı var hem de kaleye saldırı var. Bu kaleye herhangi bir yere giderse buradaki at bile boşta. Yani aşağıya e7 alabilir basitçe siyahlar taş önde kalır. Dolayısıyla burada beyazların at cihalt alması mümkün değil. P2 ve 2 almak zorunda. Kısa rok siyahlardan. Tabii ki açık olan hat olan C altına gelmiş beyazlar. Kale C1 ile. Şimdi C6'ya saldırmaya çalışıyor. Kasparov bir türlü zayıf olan D4 piyonuna organize bir saldırı gerçekleştiremedi. Atı D5'e koyamadığı Kaleler hala oyuna giremedi. Daha yeni rok attı. Biraz yavaş kaldı Kasparov. Kale AC8. Burada yine e, yararlı bir hamle. Size soralım. Beyazlar sizce burada ne öğrenmiş olabilir? Arkadaşlar bakın. E3'te hiçbir işe yaramayan bir fil var. Yani bu fil belki A3 F8 çarpmasında kullanılsaydı mantıklı. Ya da duruma göre fil F4 fil D6 gelinebilirdi belki durumlarda bazı durumlarda. Ya da bu at belki D3'e gelip oradan C5'e zıplayabilirdi. Ama bu filin E3'te kötü olduğunu görüyoruz. Yani uzun piyon görevinde hiçbir şey yapmıyor tıkalı. Burada o yüzden fil gelmiş oynamış. Deep Blue. Sesim için tekrar tekrar özür diliyorum sevgili arkadaşlar. Kulağını rahatsız edenler varsa. Fil B6 siyalardan ve fil çarpı f6. Evet gerçekten e, çift fil vermeyin vermeyin diyoruz ama Deep Blue'un biliyorsunuz duyguları yok makinenin. Makinenin duygusu yok. Konumu direkt değerlendir. Bakın fil f6 niye alıyor? Çünkü vezir f6 aldı ya hatta 4 var zaten. Yani süale çatalına yakın bir çatal. Süalenin bir, tık altı. Şah yok sadece. Bakın hem kale hem vezir hem fil gitti. Burada çatal yiyecekti. Dolayısıyla piyonu almak durumunda kalıyor siyahlar. E piyonla aldığınız anda arkadaşlar çarkan da bozulmuş oldu. Atçı 4 koymuş. Deep Blue. Kale F8 Kasparov'dan. Yani bu da aslında şimdi bu çift yani çift fil diyorum. Buradaki fili verdikten sonra bu sefer bu piyonlarla oynamak daha da zor olacak. Çünkü en azından e, burayı duruma göre savunabilecek bir fil varken B6'da artık bu fil de yok. Kale D8 at alır B6 alır B6. Gerçekten gözümüzü kanatan bir piyon yapısıyla oynuyor Gary Kasparov. Ee, şimdi Gary Kasparov burada D4 kalesi üzerine saldırıya artık başardı ama biraz geç kaldı gibi hissediyorum. Bilmiyorum siz, siz ne düşünüyorsunuz. Kale F'de bir e 5 gayet yararlı bir hamle Kasparov'dan. E, Vezir G4'ları e, kesmiş oldu. Vezir E o, oynamış beyazlar. Vezir F6 ve buradaki hamle arkadaşlar gerçekten manca maçın hamlesi. Çünkü strateji anlamında çok iyi bir hamle. Size soralım beyazlar sizce burada ne oynamıştır? Bakın arkadaşlar izole piyonlarla alakalı anlattığım birçok oyun ve derste de zaten söylüyorum. Beyazlar yani izole piyona sahip olan taraf siyahlar da olabilir. Müsait bir zanda bu izole piyondan kurtulup hatları açmaya çalışabilir. D5 sürüşü burada çok iyi bir hamle. Çünkü hani eğer orada 5 alsanız yani hakikaten yani kalkıp gideyim. Bu hasta halinde dışarı çıkayım yani. E çünkü çok kötü arkadaşlar. Bakın şu piyon yapılarına bakın. Yardımlaşan bilen bir tane bile piyon yok. Tüm piyonlar ayrı kalmış durumda olur. Çok kötü. Ekali de 5 aldı. Ekali e alır de 5 tabii ki beyazını. E alır de 5. Yani sayı saymayabilen bir insan burada siyahların piyonunun daha fazla olduğunu söyleyebilir. Ama biraz da böyle bir tahtayı uzaktan görebilen bir insan da buradaki piyonların ne kadar kötü olduğunu söyleyebilir. B3 oynamış Deep Blue. Şah 8 Vezir çarpı B6. Artık piyonlar eşitlendi. Bakın B3 niye oynadı? Çünkü B2'deki piyon boştaydı. Vezir B6. Kare G8. Vezir C5. D5'e saldırıyor şimdi. D4 sürüşü. At D6. At D6 da çok genelli bir hamle. Hem F5'e saldırıyor hem de duruma göre F7'ye bakacak bu at. Yani vezir D5 gelip F7'ye bakabilir. Duruma göre at B7 bile patlatabilir. Çünkü at B'den sonra... Hem c alttaki at savunmasız kalıyor, havada kalıyor. Hem de hem A piyonu, hem de B piyonu geçer olacak arkadaşlar. Yani basitçe artık at B'den sonra vezileri kesmek yeterli. Siyahın haricinden F4, F3 ya da vezir H4, vezir H3 ya da at E5, at F3 yani bir şey yapması lazım. Bunu unutmayın. Yani böyle ibre e, rakibinize karşı döndüğü zaman özellikle oyun sonunda bu kadar zayıflığınız varsa vezirler tahtadayken hala bir şey üretmeye çalışın sevgili arkadaşlar. F4 sürüşü Kasparov'dan at alır b Burada normalde insana sorsanız bu konuda ne oynarsınız diye büyük ihtimalle Vezir E5 şey Vezir D5 falan oynar ya da AT4 oynar. Yani savunmaya gelmeye çalışır. Biraz psikolojik olarak hani atak yemek istemez ama dediğim gibi makinelerin duyguları olmadığı için gayet objektif bir şekilde değerlendirme yapabiliyorlar. At B7, at E5. Bakın siyahlar artık Kasparov her şeyle saldırıyor. Bakalım ne olacak? Vezir d 5 beyazlardan G2'yi savunuyor. Aynı zamanda F3 de savundu. Çünkü duruma göre atfi e 3 fedaları olabilirdi. Ee, Vezir de 5'ten bu çaprazı savunuyor. Gayet önemli, yararlı bir hamle. Vezir de 4 de hala baskı Burada Bu arada biraz önce Vezir alamıyorduk. Atfi 3 şah vardı. Bakın çatal. Vezir kaybediyorduk. Vezir de 5. beyazlar tarafından kaybediyorduk diyeyim. Beyazlar da tutumdan değil. Siyalar burada artık kardeşim demiş. Deep Blue tamam güzel makinesin. Yazılımcı arkadaşlığında moralini bozmak istemiyorum. Girişimcilik Efendime söyleyeyim bu tarz şeyler inovasyon önemlidir. Ee, teknoloji seviyoruz ama artık ben de bir saldırı yapayım demiş ve F3'ü sürmüş. Şimdi F3 alınması önemli sevgili arkadaşlar. Ee, siyahlar elinde olan son kozları çünkü oyuna sokmaya çalışıyor. Bu tarz G4 tarz H5 ile burası parçalanırdı. Oyun biterdi yani siyahlar çok kolay kazanırdı. Dolayısıyla şah kazanında eğer rakibiniz saldırı yapıyorsa e, piyonları sürmek durumundaysanız mutlaka en azından hani bir piyon sürün. Yani çift sürüp burada zayıflık yapmaya çalışmayın. G3 gayet yeterli. At D3, siyahlar At D3 koymuş. Ee, amaç ne? Buradaki kareye saldırmak. Eğer imkan olursa belki At F2 vuracak. Mesela bu vezin H6'da olduğunu düşünelim. At F2. Ya şöyle bir örnek gösterelim size mesela sevgili dostlar. Mesela böyle oynansın. İşte vezir H6 oynayalım. Böyle oynansın. Mesela At F2. Mesela bu vezir aşağı girmek isteyecektir. Buradan mat planları oluşacaktır ama Sonuçta bu çapraz zayıf. Yani siz burada at f2 vurduğunuz zaman bu sefer vezire 5 ve şahlar olabilir. E, kale g kapatılmak zorunda. Bu sefer basitçe veziler kesilebilir sevgili arkadaşlar. Burada ata şu gibi enteresan bir hamle var yalnız. Vay 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 vay. Şah h Bunu alınca ne var? Bunu alıyor. Sürüyorsun. At c5. Sürüyorsun vezir çıkıyorsun. Yanılmaz bir hamle. Ya yani şu an bağırmak istedim bu konumda ama bağıramıyorum çok koydu bana İnanılmaz bir konum yani hamle atlamış olabiliriz ee, Ş3 D3 A At D6 varmış bakın At D6'yı kaçırdık çok güzel konumda diyorduk ama At D6 çok ustaca bir hamle ama ya Bakın plan şu D2 sürerseniz At F5 Şah Şey kaçınca At D3 İyi akşamlar Türkiye de birden veziri tuttu. Olsun yine de bize heyecan verdi. Gayet güzel bir plandı. Evet geri gelelim sevgili arkadaşlar. Ee, bir çok plana bakıyoruz zaten birlikte. F3 G3 At D3 e, At D3 oynanmadı tabii ki. Biz maça dönüyoruz. F3 G3 At D3 pardon At D3 oynanmış. Kale C7 Hayda! E, maçın hamlelerine bakın. Bizim e, hesaplarımız ayakta almış Kale E8 oynamış siyahlar. Şimdi Kale 8 de yararlı bir hamle. Çünkü e, siyahlar aşağıdan bir mat planı oluşturmaya çalışıyor. Bakalım burada e, beyazlar siyahın bu fikri nasıl kesecek? Örnek görüyorum böyle dikkatsizce bir a4 gibi bir hamle yapalım. Bakın hemen kaleye bir şah var. Şimdi şah iki kaçarsanız at f2. Şimdi kaleye bir mat planı var. Nasıl engelleyeceksiniz? Hani böyle şah çektiğiniz varsa böyle kaçıyoruz. E, hiçbir şey yok. Mat engelleyen hamle olmadığı için maç bitti. g4 falan sürerseniz de vezir f4. İyi akşamlar Türkiye var. Olmuyor sevgili dostlar. Dolayısıyla Burada makinenin sakin kalıp e, savunma hamlelerini düşünmesi lazım. At d6 koymuş. Enteresan ama yararlı bir ter tercih. Bu hamleyi de kolay kolay insanlar yapmazdı. E, çünkü aşağıdan atak görüyoruz yani kolay değil. Kasparov kaleye bir hemen patlatmış. Kaleye bir şah. Şah h2 Kasparov burada seviniyor. Birazdan mat edeceğim diyor. Ama Deep Blue, my name is Deep Blue, I am the computer diyor. Ve burada at f alıyor sevgili dostlar. Şah g7'ye de at g5 koymuş. Atı aşağı yer çok değerli. Şah h 6ya ya da kale 7 İyi akşamlar Türkiye diyor. Ee, Gerçekten yani makinenin oyunu bizde bir hani etkiledi açıkçası. Çünkü 1996 yılında oynanmış sevgili arkadaşlar. Yani şu an tabii ki Google'ın yeni devasa makineleri çıktı e, biliyorsunuz hatta şu şuralar şunlar tartışılıyor yani artık bu makinelerden sonra hiçbir şekilde şifre koymak herhangi bir hesabınıza herhangi bir sosyal medya kullandığınız bir platformda herhangi bir hesabınıza şifre koymanın hiçbir anlamı olmadığından bahsediliyor şu artık e, çünkü makineler her şeyi çözecek o zaman e, deniliyor hani bu e, efsane büyük makineler çıkmaya başladı ya. iki gün önceki haber tabii ki bu. Google'ın. Hatta Microsoft'ta karşı, IBM falan bunlar da karşı cevaplar falan filan verdi. Ee, bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Makinelerle geçirecek gibi duruyor birçok şeyi. Ama sonuçta insanlarda e, insanlar da bence e, bir şekilde makinelerden olumlu yönde yaranmaya çalışmalı. Şah G6 belki bu donanabilirdi. Hani terk etmiş denildi ama burada Vezir G8 şah vardı. Şah ve 5'e de Burada bir sürü hamle var arkadaşlar. Kale F7 ile vezir kazanmaya çalışırsanız kale H1 mat olur dikkat edin. Ya burada şah çekeceksiniz ya da basitçe at F3 piyonu alacaksınız. Kale h de artık şah G2 ve siyahın artık hiçbir planı kalmadı. Sevgili arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Burada hiçbir şey yok. Yani vezirle bir bekle vermesi yapıldığını varsa artık kale H5 şah. Mesela şah E4 vezir gitti hani devam ettirmemi isteyenler oluyordu. O yüzden devam ettirdim. Arkadaşlar mutlaka Satranç Altya TV Instagram hesabını şu an takip edin. Çünkü 9 tane soru birlikte orada. Satranç problemi. Onları hemen çözün arkadaşlar. Satranç Alt TV üşenmeyin. Hemen şu an girip e, takip edin. Size de çok güzel bir sürprizim var. E, hasta olduğum için biraz e, uzadı ama gerçekten çok güzel bir sürprizim var. Uzun zamandır verdiğim bir sözü tutmuş oluyorum. Kendi Instagram hesabımı Cemil takip edebilirsiniz. Videoya böyle maksimum bir like bekliyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın sesimdeki problem yüzünden ama size videosu bırakmak istemedim. 5-6 günlük video atmıyorum. Neyse güzel bir kamu spotu olmuş oldu. Sağlığınızı iyi mi? Sevgili arkadaşlar hoşçakalın.